Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir insanı tanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bu konudaki önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insanı tanırken aslında o kişinin söylediklerine değil yaptıklarına bakmamız gerekiyor. Çünkü bazen insanlar kendi reklamını, kendi şovunu yaparlar. Olmadığı bir işin başarı sembolü gibi gösterirler. Bu yüzden birini tanımak için aslında en önce onun yaptığı geçmişteki eylemlerine veya şu an hali hazırda olan başarılarına bakmak gerekiyor. Bazen insanlar kendilerini olmadığı biri gibi tanıtırken birçok yalan söylemek durumunda kalırlar. Örneğin mesela yalan bir iş beyanında bulundu. Bunu kanıtlamak için yani bunun doğruluğunu, inandırıcılığını arttırmak için arka arkaya birçok yalan söylerler. Yalan söyleyen bir insan için yalanın sonu yoktur. Yani bunu alışkanlık, bağımlılık gibi değil hayat felsefesi olarak görür. Bu yüzden bir insanı tanırken sadece söylemleriyle gündeme geliyorsa, yaptığı fiilen bir iş yoksa ortada bu insanın çok fazla güvenilir olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden bir insanı tanırken mutlaka somut olaylara, somut durumlara bakmalıyız. Kesinlikle söylemlere göre hareket etmemeliyiz. Bir insanı tanırken dikkat etmemiz gereken ikinci bir özelliği ise ona başkalarını sormaktır. Ona başkalarını sorduğunuzda o kişiyle alakalı kötü düşünceleri varsa, o kişinin görüşüne, bakış açısına saygı duymuyorsa ve bunu çok net bir şekilde size dile getirebiliyorsa çok yargılayıcı bir ruh haline sahiptir. Bir başkasının siyasi görüşüne, dini görüşüne saygı duymayan ve bunu başka insanların yanında o kişiyle alakalı düşüncelerini dile getiren birisi yarın sizinle alakalı düşüncelerini de bir başka insanın yanında dile getirir. Diyelim ki siz onunla aynı görüştesiniz, bir sıkıntı yok. Ama şunu unutmayın. Eğer sizinle aynı görüşte diye sizinle arkadaşlık kuran veya sizinle sevgili olabilen birisi varsa bu doğru bir arkadaşlık, doğru bir sevgili durumu değildir. Görüşler değişebilir, bakış açıları değişebilir. Önemli olan her insana saygı duymaktır. Her bakış açısına, her görüşe, her değere, her inanca saygı duymaktır. Siz aynı görüştesiniz diye sizinle birlikte olan birisi yarın siz o görüşe sahip olmadığınızda sizi tek bir kalemde siler. Bu da sahici, kalıcı bir arkadaşlık, dostluk değildir. Dediğim gibi önemli olan farklı görüşlerdeki insanların birbirine saygı duymasıdır ve bir başkasının yanına gittiğinde o kişiyle alakalı düşüncelerini dile getirmemesidir. Yani aslında olaya şu gözle de bakabiliriz. Bir başkasının dedikodusunu size yapan birisi yarın sizin dedikodunuzu da bir başkasına çok rahatlıkla yapabilir. Aslında bu yapıya sahip olan insanlar birer megalomandır diyebiliriz. Çünkü bu insanlar hayatta her zaman yanındaki insanların kendi görüş açısında olmasını ister. Onun yaptığı işleri onaylamasını ister. Hatayı her zaman karşı tarafta ararlar. Kendi kusurlarını asla görmezler. Ve her zaman kusur aramaya odaklı insanlardır. Bu insanlar için aslında aynı görüşe sahip olmanız bile yeterli olmaz. Aynı görüşe sahipseniz bile mutlaka sizinle ilgili bir kusuru vardır. Kusur arayan hayatta hiçbir zaman huzur bulamaz. Bu insanlar da kendilerini kusursuz zanneden hastalığa yakalanmış insanlardır aslında. Herkesle ilgili muhakkak bir eleştirileri vardır. Hiçbir zaman kendilerinin de kötü bir duruma düşeceğini veya kendilerinin de bir işte başarısız olabileceğini düşünmezler. Mesela şöyle örnek verelim. Yeni bir işe başladınız ve ilk iş gününüz. Daha ortamdaki sistemi tam olarak bilmiyorsunuz. Bu iş yerinde bazen böyle insanlarla karşılaşabilirsiniz. Hatta daha ilk günden karşılaşabilirsiniz. İlk gün bir hata yapıyorsunuz veya sistemi bilmediğinizden kaynaklı bir problem yaşıyorsunuz. Kendini kusursuz zanneden o insan kendisinin ilk iş gününü unutur ve size hemen şöyle bir cevap verir. Bu kadar basit bir işi de yapamıyorsun veya nasıl böyle bir hata yaparsın? Daha size bunu ilk günden söyleyen birisi varsa emin olun çok büyük sorunlar yaşarsınız. Çünkü yeni işe başlıyorsunuz. Çok normal bir hata yapmanız veya bir problemi hemen çözememeniz çok normal. İlk iş heyecanı ya da ilk iş tecrübesizliği de diyebiliriz. Bununla alakalı size hemen bir ön yargıda, hemen bir acımasızca yargılamada bulunan birileri varsa gerçekten o iş yerinde uğraşacağınız çok zor günler vardır. Bu insan kendisinin ilk işe başladığı günü unutmuş, sizin yapabileceğiniz ufak veya büyük bütün hataların karşı tahammül seviyesi sıfırdır. Aslında cümleleri şöyle toparlayacak olursak bir insan
insanı tanımanın en önemli yöntemi o insana başka insanları sormaktır. Başka insanlarla ilgili kötü düşünceleri, eleştirileri varsa veya onların görüşlerine, yaptıkları işlere saygı duymuyorsa size de kesinlikle saygı duymayacağı anlamına gelir. Diğer bir insan tanıma yöntemi ise aslında şöyle bir yanılgıdan bahsetmek istiyorum bu sefer. Az önce dedim ya, başkalarına nasıl davrandığını veya onlarla ilgili düşüncelerine bakın diye. Mesela şöyle de bir yanılgı var. Hayvanlara karşı olan sevgisi, merhameti nasıl? İnsanlar bazen buna bakıyor. Günümüzde çok vardır aslında. Hayvanları çok seviyor, çok fazla merhametli, ilgili, düşünceli ama insanlarla geçinemiyor. İnsanları aşağılıyor veya insanlara karşı içinde duyduğu bir öfke var. Bu aslında doğru bir tanıma yöntemi olmaz. Yani aslında tek başına bir insanı bu şekilde tanıyamayız. Tek bir yargıyı, tek bir eylemle tanıyamayız. Çünkü bu insana doğru yapmaz. Düşünsenize bu durumun tam tersini düşünün. İnsanlarla diyaloğu çok iyi, çok iyi geçiniyor, çok insansever ama hayvanlara karşı sevgisi yok, şiddet uyguluyor. Böyle bir durumda o insanı doğru görebilir miyiz? Yani bu durum size mantıklı gelir mi? Bu yüzden bir insanı tanırken o insanın yaptığı tek bir eyleme göre hareket etmeyin. Mesela buna şöyle de bir örnek verebilirim. İşte karşısına çıkan bir dilenciye sürekli yardımda bulunuyordur, sadaka veriyordur, erzak veya kıyafet yardımında bulunuyordur. Siz bunları gördüğünüzde bir anda böyle wow dersiniz. Ne kadar yardımsever, ne kadar vicdanlı bir insan. Ama benim görüşümde bence doğru olan bu değildir. Zaten kendisinde fazla olan bir güç varsa, yani maddi imkanı veya başka imkanları da olabilir, diğerlerine göre daha fazlaysa bunu insan paylaşmayı bilmeli. Yani bu insanın bir artı özelliği olmamalı. Tabii ki de günümüzde paylaşmayı bilmeyen insanları gördükçe böyle birini gördüğümüz zaman wow diyoruz. Ne kadar yardımsever, ne kadar iyi bir insan. Ama burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Eğer birisi iyilik yaptığı zaman, böyle bir yardımda bulunduğu zaman kendini iyi hissediyorsa veya bununla övünebiliyorsa ve bu yaptığı iyiliği başka insanların gözüne sokmaya çalışarak bunu yapıyorsa bu noktada biraz sıkıntı var demektir. Bu iyilik aslında bir iyilik olmaktan çıkmış kişinin kendini rahatlatma yöntemidir. Ve şunu unutmayın, eğer bir insan merhametini başka bir insanın gözüne sokmaya çalışıyorsa muhakkak saklamaya çalıştığı bir merhametsiz yönü vardır. Bu yüzden bir insanı tanımaya çalışıyorken mutlaka tek bir eylemle değil, tüm durumlarda, tüm hallerde onu gözlemlemelisiniz. En çok da kavga anında, gerginlik anında, bir tartışma sırasında size nasıl davrandığına veya başka insanlarla gerginken onlara nasıl davrandığına bakmalısınız. Bu insanı tanımanın en iyi gözlemidir aslında. Çünkü kavga esnasında öfkenizi kontrol edebilmek, kendinizi kontrol edebilmek çok zordur. Tartışma anında saygısızlaşan birisi varsa ama diyelim ki iyi günlerinizde tartışmıyorken de çok iyiyseniz bunun çok uzun süreli olacağını düşünmeyin. Çünkü tartışma anında saygıyı elden bırakıyorsa muhakkak bir gün, normal bir günde de o saygıyı elden bırakır. Bazı insanlar maalesef ki çift karakterlidir. Yani onu tüm anlarda değerlendirmeniz gerekir. Onun hayvanlara karşı davranışını, doğaya karşı bilincini, başka insanların görüşlerine duyduğu saygıyı, hata yaptığınızda size nasıl davrandığı ve bir gerginlik, kavga sırasında sizinle nasıl iletişim kurduğuna bakmalısınız ki o insanın sizin için iyi mi, kötü mü, gerçekten sahici bir dostluğu var mı yok mu, bunu bütün durumlara bağlı gösterdiği davranışlardan anlayabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Bunları benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Benim bu konuyla alakalı düşüncelerim, görüşlerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.